CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay hakkında Anayasa Mahkemesi'nin seçilme haklarının ihlal edildiğine ve tutukluluğunun makul süreyi aştığına dair verdiği kararın ardından avukatlarının tahliye talebini değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Balbay'ın tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye kararı verdiği Balbay'a yurt dışına çıkış yasağı getirdi. Balbay 4 yıl 9 ay sonra serbest kaldı. Balbay kaldığı Sincan cezaevinden çıktı. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebe ve CHP'li vekiller de Balbay'ı karşılamak için Sincan cezaevine geldi. Balbay cezaevi kampüsünde ilk olarak eşine sarıldı. Ardından da CHP'li vekillerle kucaklaştı. Şu anda yarın öğleden sonra çok büyük bir olasılıkla meclisten yemin edeceğim. Ama ben ilk yeminimi sevgili meslektaşlarım aracılığıyla halka karşı etmek istiyorum. Ben haksızlıklara, hukuksuzluklara karşı bundan sonraki yaşamımda sonuna kadar mücadele edeceğim. Herkese karşı ilk sözüm şudur. Gelin tanış olalım. Hep birlikte olalım. İlk sözüm budur. Türkiye'de gerçekten hukuku arayanların, gerçekten bu ülkeye barışın gelmesini isteyenlerin de mücadelesine ortak olmak üzere kendimi daha büyük bir sorumlulukta hissediyorum. Şu anda Tuncay Özkan'ın insanlarla yüz yüze gelememe, Fatih Bilmoğlu'nun hastalarıyla yüz yüze gelememe, bütün gazetecilerin mesleklerini yapamama, avukatların yine cübbelerini giyememe, haklarından partileriyle ilgili hiçbir dava açılmadığı halde siyasi parti yöneticilerinin siyaseti halkla içi yüz yüze yapamama hak gaspı vardır. Türkiye'de aynı zamanda halen benim dışımda 6 tutuklu, 6 cezaevinde 6 milletvekili daha vardır. Cezaevinde belediye başkanları vardır. Halen cezaevinde gezi direnişi nedeniyle tutuklanmış öğrenciler vardır. Onlar da öğrencilerini yapamamaktadır. Bütün bu hak gasplarının giderilmesi için bir başlangıç olmasını diliyorum. Yine halktan aldığı rütbeler bir yana, Teğmen Mehmet Ali Çelebi'nin desteğinde alması gereken rütbeler vardır. Onların da o hak kayıplarının da yerine getirilmesini diliyorum. Bunun böyle bir başlangıç olması umudundayım sevgili arkadaşlar. Bu aşamadan sonra artık Türkiye'de önümüzdeki dönemde sevgili arkadaşlar, ben içimdeki duyguyu belki en açık şekliyle şu anda içeride hapis yatanlara karşı kapıyı ben kapatmış kadar sorumlu hissediyorum. Ve diyorum ki açın artık bu kapıları. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balbay'ın tahliyesine karar verilmesinin ardından SMS yoluyla bir mesaj yayımladı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Aramıza hoş geldin sevgili Mustafa Balbay, özlemiştik, seni çok seviyoruz." dedi. Mustafa Balbay'ın tahliye edilmesi tutuklu milletvekillerinin durumunu yeniden gündeme taşıdı. Cezaevlerinde hala BDP'den Gülser Yıldırım, Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Kemal Aktaş olmak üzere 5 milletvekili tutuklu bulunurken, MHP'den de Engin Alan hükümlü olarak bulunuyor. BDP'li vekiller için AYM kararının ardından ilgili mahkemelere geçtiğimiz günler tahliye talebinde bulunulmuştu.